Ben kimsenin katırını yıkmam, motorunu yıkmam, hatırını yıkmam. Mümkün mertebe Allah'ın emrinden çıkmam. Çayımı demlerim, tavuğumu yemlerim. Sizin gibi bütün efendileri dinlerim. Sobamı yakarım, misafirime bakarım. Köyümün adı Yağbasan, babamın adı Hasan. Anamın adı Satu, olduğun yerde otu. Bu sözleri dinle, bir ibret getir. Çüveli gallak mıydı? Şöyle gallak mıydı, alpuanlı dallak mıydı, aşağınarlı şallak mıydı, yoksa Cenab-ı Allah mıydı? Her şey Allah vergisi. Açlığı, haçlığı, yokluğu, dokluğu, darlığı, varlığı, enginliği, zenginliği, kazayı, belayı, musibeti, körlüğü, çolaklığı, topallığı, alilliği, amalığı, sakatlığı, ilmi, bilimi, sanatı. Velhasılı uzatmayalım, görme için gözünü, söyleme için sözünü, çalışma için elini, konuşma için dilini. Yemek gibi için dişini, gözünün üstüne kaşını, sağ selim olan başını, bunları tümüyle veren ve yaratan Allah. Şimdi kaç yıldır tarak satıyorsun Mustafa amca? Ben 30 yıldır falan satarım bunu. Bundan 5-10 kuruş para kazanıyorum. Mustafa amca, bir baştan susturamazsınız. Aslında ben kenara çekileceğim. Devam edecek ama. Gün döndükten sonra oğul çıkaran arudan, kocasından sonra yataktan kalkan karıdan, Ağustos'tan sonra... Ağustos'tan sonra ekilen darudan, haram olarak kazanılan paradan hayır gelmez. Eve duman veren bacadan, sabah ezanı okumaya yerinen hocadan, karıya dönüp yatan kocadan yine hayır gelmez. Adamın bahçesinde kabak yoksa, bardağının altında tabak yoksa, evinde bebek yoksa, hanımında göbek yoksa, evin yanında köpek yoksa, köpeğe vermeye kepek yoksa, bundan da hayır gelmez. Ama bu millete bu kadar anlatıyorum, siyer aklına geliyor, yakıya, namaz aklına geliyor, yatıya, dünyaya kendini satıya, ahireti geriye atıya, yat suyu kılmadan yatıya, cımbada batıya, kabahatı benim üstüm atıya, kendini sofu yerine de.